Hamur bizim işimiz YouTube kanalından herkese merhaba. Ben Tijen Aktay. Bugün en sevilen çay saati tariflerinden biri olan rulo pastayı hazırlayacağım. Hem içinin kreması hem de pandispanya lezzetiyle harika bir pasta tarifi bekliyor bizi. Hemen malzeme listesine bakalım şimdi. Rulo pasta yaparken öncelikle kekini hazırlayacağım. Keki de sünger dokulu yumuşacık bir yapısı olacak. Bunun için en önemli püf noktası oda ısısında bekletmiş olduğum yumurtaları ve toz şekeri en az 6 ila 7 dakika kadar çırpmak. Şimdi kekin kıvamını birazcık daha yumuşak yapmak için içerisine 2 yemek kaşığı kadar bizim yağ ayçiçek ekleyeceğim. Şimdi artık mikser kullanmıyorum çünkü yumurtanın vermiş olduğu kabarıklığı söndürmek istemiyorum. Bu sebeple kuru malzemeleri içerisine ekleyeceğim ve spatula ile karıştıracağım. Un, kabartma tozu ve vanilin. Artık dikkatli bir şekilde karıştırıyorum. Yumurtanın kabarıklığını söndürmemeye çalışıyorum. Burası gerçekten pandispanya tarifinin en önemli noktası. Şimdi yapacağım şey tepsiyi yağlayıp unlamak. Böylelikle kekim fırından çıktığında yapışmamış olacak. Şimdi hazırlamış olduğum keki yağlamış olduğum ve unlamış olduğum tepsinin üzerine alacağım ve spatula ile yayacağım. Hazırlamış olduğum kek hamurunu önceden ısıtılmış 175 derecelik fırında sadece 12 veya 13 dakika kadar pişiriyorum. Rulo pastamızın keki fırında pişerken ben iç kremasını hazırlayacağım. İç kreması oldukça kolay ve çok da lezzetli. Bizim yağı 2 kaşık kadar çırpma kabının içerisine alacağım. Daha sonra üzerine labne peynirini ve pudra şekerini ekleyeceğim. Kek pişene kadar krema buzdolabında dinlenecek. Daha sonra rulo pastayı hazırlamaya devam edeceğim. Üzerine henüz sıcakken şöyle pudra şekeri serpiyorum. Bu pudra şekeri keki rulo yaparken daha nemli kalmasını ve daha kolay rulo olmasını sağlayacak. Şimdi üzerine kuru bir bez sereceğim. Ancak bezin temiz olması önemli tabii. Ve hızlıca ters çevireceğim. Tekrar üzerine pudra şekeri serpiyorum. Bundan sonrası oldukça dikkatli bir şekilde rulo yapmam gerekiyor. Bezi şöyle üzerine koydum. Ve bez yardımıyla keke hiç dokunmadan rulo şeklinde kıvırdım. Bu şekilde kekiniz yaklaşık olarak 20-25 dakika kadar yani ılıyana kadar bekleyecek. Kekim soğudu. Gördüğünüz gibi onu böyle bir tahtanın üzerine aldım ve açtım. Şimdi buzdolabından çıkartmış olduğum kremayı üzerine süreceğim ve yayacağım. Şimdi üzerine vişne tanelerini ekleyeceğim. Şimdi dikkatli bir şekilde rulo yapacağım. Şimdi üzerine çikolatalı bir sos ile ve Antep fıstığıyla süsleyeceğim. Görmüş olduğunuz bu nefis vişneli rulo pasta şimdi buzdolabına gidecek. Çünkü en az 2-3 saat tercihen bir gece dinlenmesi gerekiyor. Birbirinden lezzetli hamur işi tariflerini kaçırmak istemiyorsanız Hamur Bizim İşimiz YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.